merhaba değerli misafirler. Tek tek saymayayım. Protokolde çok çalıştım. Meclis idare amirliği bile yaptım ama hangisi önce söylenir, hangisi sonra söylenir, bunun büyük küskünlükler yarattığını biliyorum. Bütün misafirler diyelim, hepimiz birbirimize omuz hizasından bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Şikayetçi olduğum bir husus var. Bu tanımlanamamak aslında bir meziyet falan değil. Daha cömert davrandığını düşünenler de pigment muamelesi yapıyorlar. Meclisin renkli kişiliği falan diyorlar. Ama savcılar ve mahkemeler cezaevine atarken hiç bu renge menge bakmıyorlar. Gardiyanlarda da işe yarıyor. Ben son cezaevine girdiğimde, yani yasama görevi bitti, cezaevi görevi başladığında gardiyanlar mecliste beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız da var burada. Mecliste o kadar yakıcı konuşmalar yaptığımı zannediyordum ki sadece güldükleri konuşmaları hatırlattılar bana. Benim de aklıma Bertolt Brecht'in bir sözü geldi. Tiyatro eserleri için söylemiş. Mealen şöyle bir şey. Almancayı 80'li yıllarda cezaevine girdiğimde datif genetif kısmına kadar öğrenebilmiştim. Çünkü Almanca bilen yoktu koğuşta. Bir kitap elimize geçmişti her fişer. Datif genetif kısmına kadar geldim. Für Ausländer durch Spreche diye bir göçmenler için bir kitaptı. Datif genetif kısmında bir insan evladının bu dili öğrenebileceğini olan bütün inancım yerle bir oldu. Nazım Hikmet de çok çekmiş bundan. Artikel bahsinden çok çekmiş. Şöyle bir mısra var. Rusça öğrenmeye çalışırken yapmış bunu. Dilde devrim yaptım, bütün artikelleri attım demiş. Fakat Almanlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Tıpkı Avrupa Birliği maceramızda olduğu gibi. Onlar almak istemiyorlar. Biz girmek istemiyoruz ama bu memlekette bir bakanlığı var ve yüzlerce bürokrat çalışıyor orada. Böyle bir garip ülkeyiz. Böyle bir girizgah yapalım. Brecht'in lafından yola çıkmıştım. Brecht şey diyordu. Beni güldürmeyen şeye güler geçerim diyordu. Mealen böyle bir şey. Onun için Taverna gibi Sayın Fuat Keyman da geldiler. Hoş geldiniz Fuat Hocam. Bana bu program geldiğinde sadakat bahsinde konuşacağımı görünce bunun bir şaka olabileceğini düşündüm. Hayatta gerçeklik hariç hiçbir şeye sadakat duymuş bir insan değilim. Hiçbir şeye. Onun için biraz konuşmayı buradan alayım ve bakalım hele nerelere gelecek. Faşistler tarafından 70'li yılların sonunda katledilen Bedrettin Cömert Gombrich'in sanırım Sanatın Tarihi kitabının çevirisini yapmıştı. Hafızam bana oyun oynuyor olabilir. Beni bağışlayın. Orada bir kunduracı bile sanat hakkında konuşurken mutlaka kunduracıca bir şeyler söylemeli diyordu. Ben de işin biraz edebiyat, sanat ve siyaset ayağını anlatmaya çalışacağım. Sadakat kendi başına çok bir şey ifade etmiyor. Başka kavramlarla anılmaya ihtiyacı var. Ve ya da başka kavramların
kendilerini tarif ederken vazgeçemedikleri 3-5 demirbaş kavramdan birisi ve bunların en başta geleni otoriterlik ve otorite. Otorite, en muhtaç olduğu olgu sadakattir dersek yanlış yapmış olmayız. Tüm enerjisini bizleri sadakat içerisinde tutmaya harcar. Resmi ideolojiye, kutsallara, tabulara, babaya, devlete, krala, sınırlara, geleneklere, örf adetlere, böyle uzar gider bu liste. Tarihin başlangıcından beri de böyledir. Şimdi burada Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi devreye giriyor. Bir kutsala laf etmeden bakalım bir cümle kurmayı becerecek mi? Tarihin en eski zamanına gidiyoruz. Tanrı'yla şeytan bir olmuşlar. Eyüp peygamberi sadakatle sınamışlar. Bu ülkede buradan birçok kovuşturma, ceza, hapis, kutsala hakaret falan. Hepsi bak sadık davranmayla ilgili şeyler. Böyle başlamış. Yani Tanrı'yla şeytan bir oluyor, peygamberi sadakatle sınıyorlar. Dünyanın çilesini çektiriyorlar. Buna karşılık tarihte iyi anılmaktan başka bir şey yok. Yaraları iyileşiyor, iyi ama bununla sınanmadan önce Eyüp peygamberin bedeninde yaraları yoktu. Biraz daha yakın tarihe gelelim. Bu toprakların yaşadığı en büyük acılardan birine değineceğim. Bu acıya karşı Ermeni halkından bahsedeceğim. Bu acıya karşı resmi tarihin savunması çok ilginçtir. Sadakatla başlıyor. Kelimeyi söylediğimde iki kelime hepiniz hatırlayacaksınız. Milleti sadıka. Sadık millet. Ermeniler o tarihe kadar kıyıma, yıkıma, büyük acılara, tehcire uğradıkları tarihe kadar sadık millet olarak anılıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Onlar sıdk ile, sıdk, sadakatin Arapça kökenidir. Sadaka kökünden, telaffuzu yanlış olabilir, tilaveti de kaybettim ama sıdk ile hizmet ettikleri zaman iyiydi. Onlar sadakati bıraktılar, dolayısıyla başlarına geleni hak ettiler. Bakın otorite sadakata ne kadar muhtaç. Dolayısıyla hemen ardından bu iki kelimeyle biz onların efendileri olmuş oluyoruz. Bunu söylemeden. Onlar da bizim sadık hizmetkarlarımız ya da bendelerimiz. Hemen bir görev tarifi yapılıyor. Böyle sadakatsizlikler yapınca başlarına gelenleri hak etmişlerdir. Söylemeseniz de olur ki genellikle söylenmez. Yani bu kadarını sen endoktrine edince kafaların birçoğu böyle düşünmeye başlar. Dolayısıyla şunu da kayda geçirebiliriz. Başta ne dedik? Otoritenin en muhtaç olduğu olgu sadakattir dedik. Hiyerarşinin de en muhtaç olduğu şey sadakattir. Eğer sadakat ilişkisini tesis edemezse hiyerarşi olamaz. Vaktim 25 dakikayla sınırlı olduğu için sanattaki temsil biçimlerine değinmek istiyorum.